Sayın Bülbül. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öğrencilere ve vatandaşlarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve bu anlamda halkı bilinçlendirmek amacıyla Türkiye'de 1964 yılından beri her yıl Mart ayının son pazartesi günüyle başlayan hafta Kütüphaneler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 29 Mart 4 Nisan arası Kütüphaneler Haftası'dır. Özellikle bu pandemi döneminde daha çok evde zaman geçirdiğimiz bu süreçlerde kitap okuyarak insanlarımızın zamanlarını daha değerli ve kıymetli bir şekilde geçirmesini temenni ediyor. Kütüphaneler Haftası'nı kutluyoruz. Sayın Başkan, dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birisi olan iklim değişikliği ve küresel ısınma tehdidine karşı çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde bulunan Stratejik Araştırmalar Birimi de bu konuyla alakalı çalışmalarını tamamlamış ve iklim krizi ve Türkiye raporunu yayınlamıştır. Ülke Ocakları Genel Merkezimizin dijital hesaplarından da rahatça erişebileceğimiz bu raporda iklim krizinde Türkiye'nin izlemesi gereken yolları, bilimsel açıklamaları, çevresel etkileri, ülkemizin hukuki yükümlülüklerinin derinlemesine araştırıldığı görülmektedir. Böylesine önemli bir konuda yapılan bu değerli çalışmaya katkı sağlayan bilim insanlarımıza ve Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum kesimi Limasol kentinde ecdat yadigarı bir camimize nefret dolu saldırılar yapılmıştır. 1821 Mor ayaklanmasının 200. yıl dönümünde Türklere ölüm sloganları atıp cami duvarlarına mavi boya ile haç resmi çizenleri ve destekçilerini buradan lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. 1821 Mart ayında Osmanlı Devleti'ne karşı başlatılan Mora ayaklanması tarihimizde kanlı ve vicdanları sızlatan vahşi katliamlardan da birisidir. Mora ayaklanmasında gerçek manada bir soykırım yaşanmış, 40 bine yakın Müslüman Türk işkencelerle vahşice şehit edilmiştir. Dünyanın takibinde olmayan, dünyanın hiçbir şekilde dünyada gündeme gelmeyen bu ayaklanmada çok büyük vahşetler yaşanmıştır. Bunları yabancıların bizzat kendi ifadeleriyle, orada şahit olanların ifadeleriyle burada meclis tutanaklarına geçirmekte fayda olduğu kanaatindeyim. İngiliz yazar açalım. Bölgede bulunan, o dönemde bulunan İngiliz yazar St. Clair şöyle anlatır bu vahşeti. 20 bine aşkın Türk erkek, kadın ve çocuk birkaç hafta süren boğazlamalar sırasında Grek komşuları tarafından katledildiler. Onlar kasten ve vicdan azabı duyulmadan öldürüldüler. Çiftliklerde veya tecrit edilmiş toplumlar halinde yaşayan Türk aileler kısa bir sürede öldürüldüler. Yakılan evleri cesetlerinin üzerinde yıkıldı. Olaylar başlayınca evlerini bırakarak en yakındaki kente sığınmaya çalışanlar da Grek güruh tarafından yollarda öldürüldüler. Küçük kentlerde Türkler evlerine kapanarak kendilerini korumaya çalıştılar ama pek azı kurtulabildi. Bazı yerlerde açlığa dayanamayarak hayatlarının bağışlanacağına dair onlara söz veren asilere teslim oldular ama yine de öldürüldüler. Ele geçirilen Türk erkekler derhal öldürülüyor, kadınlarla çocuklar köle olarak asilere dağıtılıyor ama daha sonra onlar da öldürülüyor. Tamamlayalım lütfen. Mora'nın her yanında sopa, orak ve tüfeklerle silahlı Grek asiler çevreyi dolaşarak öldürüyor, yağmalıyor ve ateşe veriyorlardı. Çoğu kez Ortodoks papazlar onlara önderlik ediyor ve bu sözde kutsal eylemlerinde onları kışkırtıyordu. Salahi Sonyel'in bu konuda yapmış olduğu araştırmadan ve makaleden alıntıladığım bu hususlar ne yazık ki adı Türk olunca, kendisi Müslüman olunca dünyanın hiçbir zaman gündemine gelememektedir. Biz burada hayatını kaybeden bütün insanlarımıza yeniden bu vesileyle rahmet diliyoruz.
Sayın Başkan, yurt içindeki sayıları hayli azalan teröristlerin tamamını etkisiz hale geçirmek üzere Eren operasyonlarına devam edilmektedir. Bu kapsamda başlatılan Eren 12 Güleşli operasyonunun hayırlara vesile olmasını, terörle mücadelede önemli bir aşamayı kaydetmemizi buradan temenni ettiğimizi ifade ediyorum. Sayın... Tamam dedim. Peki. Açalım. 28 Mart 1991'de Kerkük'ün Altınköprü kasabasında yaşayan yüzden fazla Türkmen kardeşimiz Bağızçı Saddam rejimi tarafından vahşice katledilmiştir. Geçmişte birçok defa katliamlara, zulümlere maruz kalmış olan Türkmen kardeşlerimiz siyasi ve kültürel varlıkları ile birlikte Irak'ın toprak bütünlüğünü devam ettirmek için de çaba sarf etmekte, ancak halen bir takım baskılara muhatap olmaktadırlar. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler Türkmen kardeşlerimizin yanında ve davalarının takibindeyiz. Hiçbir oldu bitti hesabı Irak'taki Türkmen varlığını ve Türkmen elini yok edemeyecektir. Bu vesileyle geçtiğimiz gün görevini devrettiğini açıklayan Irak Türkmen Cephesi lideri Sayın Erşat Salih'e bugüne kadarki mücadelesi için teşekkürlerimizi sunuyor. Bitmeyen ve bitmeyecek olan Türkmen eli mücadelesinde kendisine yine başarılar diliyor. Şehit Türkmen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Biraz önce İyi Parti Peki açalım. Biraz önce İYİ Parti Grup Başkan Vekili Sayın Musavat Dervişoğlu'nun ifade ettiği Kültür Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemede bugün sabah itibariyle bir açıklama yapılmış ve bu koroların isminden Türk isminin, Türk adının çıkarılmadığı ifade edilmiş. Örneğin Diyarbakır Devlet Medeniyetler Korosu olarak ifade edilen koronun ismi Devlet Klasik Türk Müziği Medeniyetler Korosu Müdürlüğü olarak değiştirilmiş. Yine aynı şekilde Şanlıurfa'da, Elazığ'da ve diğer Edirne'de de burada Türk Müziği Korosu olarak bu düzenlemelerin yeniden düzeltildiğini meclisimizin, Yüce Meclis'in bilgisine sunuyor. Teşekkür ediyorum. Peki, ben teşekkür ederim.